iş bu. Bir de o yanılgı var hocam. Yani yapay zeka bunlar işte konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. IT'ciler falan. Ben İK'cıyım mesela. Hani hiç IT ile falan yani İK bilgi sistemlerinde falan çalıştım ama asıl işim insan ve insan kaynakları. O yüzden finansçıların bunu hani çok daha önce yaptılar. İş zekası konusunda haklısınız. Siz zaten Microsoft'tan ve diğer alanlardan bilgi adamdan örnek verdiniz hocam. Ama finansçıların koşa koşa yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çok az bir zaman kaldı gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Şimdi hocam bu gelecekle ilgili bir projeksiyon değil. Ben şu an olan durumu söyleyeyim size. Şimdi Microsoft'ta Yapay Zeka Akademisi diye çalışma yürütüyoruz biz 1,5 senedir. İşte 1,5 seneyi tamamlıyoruz Haziran sonu itibariyle. Böyle 20-30 tane şirketten 30-40 kişilik gruplar halinde makine öğrenmesi yetkinliklerini uygulamalı olarak ediniyor insanlar. Ve şunu söylüyoruz. Mesela bilgi işlem tarafı, IT tarafı ayrı ekip olmasın. Çünkü ayrı ekip olduğu zaman IT tarafı kendi başına onlar anlamlı bir şey çıkaramıyor çoğu zaman. Çünkü iş tarafından daha uzak durumda oluyorlar. Dolayısıyla ayağı yere basar, kullanımı olabilir, proje çıkarma potansiyelleri daha düşük oluyor. IT tarafını dağıtıyoruz grupların içine. Ve hangi şeyler oluyor? Yani nerelerden insanlar katılıyorlar? Mesela finanstan katılıyorlar, üretimden katılıyorlar, satıştan, pazarlamadan katılıyorlar, satış sonrası hizmetlerden katılıyorlar, insan kaynakları, hatta muhasebe departmanları falan bile katılıyor. Ve insanlar çatır çatır makine öğrenmesi yetkinliği edinip onu kullanabilir hale geliyorlar. Yani bu işin otomasyonu, entegrasyonu, yazılım ekranlarına dönüştürülmesi falan onlar teknik iş. Yani hani IT'nin bakacağı, developerların, yazılımcıların devrede olacağı onlar. Ama hangi konuda belirsizlik var? Bu belirsizlik tahmin edilebilir mi? Etkili oluyor. Bir donma oldu galiba. Sesinizi ben alıyorum hocam ama görüntü biraz dondu sanki. Ses şimdi iyi sanırım. Bakayım. Senkron olduk galiba, değil mi? Şimdi olduk yine bir gitti. Yapay zeka çok mu söz söyledik? Ne yaptık? Bizi bir bulutta engelledi herhalde yapay zeka bulut hocam. Bakıyorum şu an. Bakalım. Şu an iyi gibi hocam. Evet. Buyurun. Senkron olacağız. Evet, galiba gerçekten Geldi, konuşuyor geldi durumda hocam, mıyız? geldi. Geldi, Tamam. geldi. Şu an geldi. Okey. Şimdi o katılan insanlar hani dediğim gibi farklı departmanlardan falan. Hani yapay zekayı yapabilmek için ne gerekli? Konuyu iyi biliyor olmam lazım. Yani buradaki belirsizlik noktaları nereler? Neleri tahmin etmem iyi olur? Bunların hangileri yarar sağlar? Nasıl bir senaryoda kullanılmaları gerekir? Bu belirsizliğe etki eden faktörler nelerdir? Bunları yapabilecek olanlar IT tarafı, teknik insanlar, developerlar falan değil. O konunun uzmanı, departmanın uzmanı kimse onların yapabileceği şeyler aslında. Yani o anlamda baktığımız zaman yapay zeka, IT konusu falan asla değil. Şirketler hatta şey yapmaya çalışıyorlar. Mesela önce bir IT olarak ele aldılar olayı. Hani şeyler yapıldı, POC'ler falan yapıldı, deneme uygulamaları yapıldı falan. Böyle 3-5 sene önceki yaklaşımdı o. Bir sürü şirketin rafında çalışabilir durumda olan makine öğrenmesi algoritmaları var. Değil mi? Yapılmış öyle duruyor. Niye? Çünkü sahibi yok. Yani IT yapmış, yapabiliyoruz diye yapmış. Ama iş departmanının bundan haberi yok ya da ilgilenmemiş falan. O yüzden hayata geçmiyor. Ama iş departmanları öne düştüğü zaman onlar gerçekten kullanılabilir, işe yarayan, güncel olarak işe yarayan ve doğru şekilde konumlanmış bir şeyler yapabilir hale geliyorlar. Ama onu yapabilmek için tabii kavramları öğrenmiş olmaları kritik. O yüzden hani şirket için yaşamsal derecede şu anda. Hani biz hep bireyleri konuşuyoruz. Hani bireyler buna adapte olamazlarsa gelecekte yerleri yok. O yüzden sıkıntıları var, dikkatli olmak gerekir falan diye. Aslında şirketler için de çok daha büyük riskler var. Çünkü şirketler insanlarıyla bu konuya adapte olabilirlerse gelecekleri parlak, ama olamazlarsa yani yapabilen şirketlerle rekabet edebilme olasılıkları yok. Yani hani belirsizlikleri daha iyi tahmin eden bir rakibiniz varsa
ortalıkta. Sizin de ona yakın bir şekilde bu işi yapabiliyor olmanız lazım. Yoksa rekabet edebilme şansınız yok. Yani hani daha çok çalışırsınız, daha fazla iş yaparsınız ama daha az kâr edersiniz karşıdakine göre. Çünkü hani doğru kararları verememiş olacaksınız. Doğru hocam. Ya şeyi de bir oyun da önerelim. BCG'nin şu BCG yani biz Boston Consultancy Group işte Boston işte danışmanlık kurum. BCG'nin şeyi var. Apple Store'da da var arkadaşlar. İzleyenlere söyleyelim. Ben çok keyif aldım. Belirsizlik deyince aklıma geldi hocam. Your strategy needs a strategy diye. Yani stratejinizin bir stratejiye ihtiyacı vardır diye böyle değişik bir sözle başlıyor oyun. BCG yazarsanız Apple Store'a şeyde de var galiba. Google'da da var sanırım. Çok güzel bir oyun. Belirsizlikler üzerine bir strateji tahmini ve finansal tahmin modeli yapıyorsunuz. Ama oyunda böyle limonata satarak. O yüzden onu da tavsiye edelim hocam. Bir chatbotlardan bahsettik. Yapay zeka, hani kişisel asistanlardan bahsettik. Otomatize edilen robotic process automation ile ilgili örnekler verdik. Finans alanı ile ilgili. Kredi risklerine bir girdik. Aslında o da derince bir konu ama sadece o değil. Belki önümüzdeki dönemde hayat riskleri ve finansal riskler, stratejik riskler, öğrenme riskleri, kariyer riskleri aslında böyle 4-5 tane şeyin birleşeceği noktaya doğru da bu botlar oturup böyle bizi bir yargılayacak gibi geliyor. Bu konuda da dolandırıcılık önleme ile ilgili şeyler var. Borsa duygu analizi tahmini gibi tüm dünyada hani dolar yükselecek mi, neye inanıyorlar diye böyle algoritmalar okuyor Twitter'dan, haberlerden, Türkiye haberleri, dünya haberleri, Amerika'daki haberlerden okuyor ve ona göre çalışan algoritmalardan bahsettik finans alanında. Bakıyorum hocam notlarına değinmediğimiz bir nokta. Gartner diye bir şirket var. Bir araştırmayı da söyleyelim. Hani ben her yayında bir araştırmaya da bağlamak istiyorum. Çünkü bunlar hani sadece sohbet ediyoruz gibi değil. Hem sohbet ediyoruz. Bence o kısmı keyifli ama arada böyle dayandığınız noktalar, siz Microsoft'ta Yapay Zeka Akademisi'nde çalışıyorsunuz. Ben insan kaynakları ve yapay zeka, makine öğrenmesi, IKNT alanında çalışmalar gösteriyorum. Ama Gartner şirketi tüm dünyada hani güvenilir sayılabilecek birçok insanın güvendiği, kurumun güvendiği bir araştırma şirketi. Bu yıl itibariyle finanstaki yapay zeka kullanımının %50 olduğunu söylüyor. Yani Amerika'daki şirketlerde yapılmış bir çalışma bu. Yani burada geleceğe yönelik bir tahmin falan değil, olan durum olarak bunu söylüyor değil mi? %50, hani 2000, evet. 2030'da falan demiyor. Yok, şu anki evet. itibariyle durumu söylüyor. Yani aslında bir de şöyle bir şey olacak. Hani tarihte de hep vardır, sizle de sohbetlerde arada değiniriz. Hani geçmişte herkes aynı çağda değil. Bugün yani birisi demir çağında, birisi başka şeyde. Şimdi bile Amazon'da hani böyle hiç ateşi bulamamış neredeyse kabile buluyorsunuz falan. Şimdi şey mi diyeceğiz, 2020'ye gelmişsin, sen ne hallesin falan mı diyeceğiz? Ya da bize mi diyeceğiz, nasıl sen yukarı çıktın? O yüzden ben bunu departmanlar arasında da çok görüyorum. Veya şirketler arasında. Yani şu an 2020'dir, 2050'de olan şirketler var. Ama bizim gerçekten 2050-2020 oldu gibi düşünebiliriz. Yani çok şey hocam, yani bu konularda çok iyi şirketler var. Çok hızlı büyüyorlar. UiPath dediğimiz şirket şu an 5-6 yıllık bir şirket yanılmıyorsam. Dünyada çığ gibi büyüyor. Bir düşünün, bir işletmeye girdiniz. Finans olabilir, bu İK olabilir. Her gün yaptığınız işler var. Her hafta var. Her ay var. Her yıl var. Her 3 yılda bir bile var. 3 yıllık raporlar falan var. Her gün yaptığınız, her saat yaptığınız işler de var. Bunların hepsini bir robotic process automation yapabiliyor. Yani insanın gözüyle gördüğü bir şey. Neredeyse duyguyu bile yorumlayan şeyler var işte. Bunları da söylüyoruz. O yüzden bizim herhalde kariyerle bağdaştırırsak en önemli şey yanımıza bir dijital yetkinlik almak. Ya bu robotic process automation olabilir. Yapay zeka neymiş? Ya bunu nasıl yapabiliriz? Aslında bir değil de hocam şey gibi, alet çantası gibi düşünün. Hani tek de değil bence. Ya değil alet mi? Çantasına sahip olmamız lazım bununla ilgili. Hangi zaman hangisi gerekiyorsa onu kullanabilecek şekilde bu yetkinliklerin hepsine yavaş yavaş hakim duruma gelmem gerekiyor. Şu farklı çağlar olayını söylüyorsunuz hocam. Onu mesela ben çok uygulamalı olarak yaşıyorum son 1,5 senede. Hani daha önce de yine yapay zeka ile ilgili işbaşı eğitimleri yapıyordum ama 1,5 senedir işim bu. Yani hani sürekli bunu yapıyorum her gün.
Ve çok sayıda şirketle, çok şirketlerde farklı departmanlarda da farklı insanlarla yapıyorum. Yani hani belki 500'ün üzerinde gözlem imkanım olduğu birey olarak farklı bireylerin konumları, durumları. Gerçekten şirketler arasında bayağı ciddi yaklaşım farklılıkları var. Hani bakıyorsunuz dijital dönüşümün neresinde şirketler? Kimisi zaten almış bayağı ilerletmiş durumda konuyu. Bayağı ileri şeyler konuşuyor durumdalar. Kimisi hala şey yani bunu yapmak lazım falan filan daha niyet aşamalarında. Bakıyorsunuz aynı şirketlerde departmanlar arası adaptasyonla ilgili önemli farklılıklar var. Hatta aynı departmanda insanlar arasında bile farklılıklar var. Ve şeyi çok etkiliyor. Yani hani gerekliliği hisseden firmalar, departmanlar ve kişiler yetkinliğe çok daha hızlı adapte oluyorlar. Yani hani daha iyi anlıyorlar, daha hızlı anlıyorlar, sonuçları daha iyi değerlendiriyorlar. Ama böyle o farkındalığı daha düşük seviyede olan bir şirket, departman ya da kişi teknik olarak da zorlanıyor konularda. Aslında benzer nitelikte bu insanlar, hani yetkinlik bazı olarak falan baktığınız zaman, araçlar da benzer araçlar. Yani aynı şeyleri anlatıyoruz farklı yerlerde, aynı şekillerde kullanılan unsurlar. Ama oradaki farkındalığın gücü adaptasyonda çok ciddi etki ediyor. O yüzden de bence yani insanlara, izleyenlere tavsiyemiz belki hani bu konulardaki farkındalıklarını beslemeleri ve sadece böyle lafta kalmayıp hani pratik olarak kullanabilecekleri araç setlerini bir an önce geliştirip hayatlarına katmaları olabilir. Şeye benziyor bu hocam. Ben 13-14 anahtarı belki çok hani izleyenler biliyordur. YouTube'dan da izleyecekler bizi. 13-14 anahtar efsanedir yani bu alyanlar. Bir geçen bisikleti 3 senedir kullanmıyorum. Dedim pedalını değiştireyim. Yeni bir pedal aldım bir hevesle falan filan. Değiştireceğim. Yok bende 13-14 anahtar. O kadar uzun süre kullanmamışım ki o yetkinliğimi. Yani dedim ne yapacağım? Sonra garajda birini gördüm bir amcayı. Sağ olsun tabii onlar daha böyle eskiler daha deneyimli oluyorlar. Bana bir çıkardı böyle bir alet. Dedi Karagöz'den Tüysel. aldım. Yani içinde olmayan yok. Dedim evdeki kapı kolunu da mı tarif şey yapsam falan. Hani biraz dezenfektan falan da sıktık verirken sağ olsun. Öyle paylaştık birbirimize. Bayağı pedalı söktüm yaptım. Yani böyle bir dijital dediğiniz gibi bir alyan seti. İçinde 13-14'te olacak. Alyan seti de olacak. İşte bir çakısı da olacak. Tornavidası da olacak. Böyle bir set, belki de siz de biz bir böyle bir set yapalım hocam insanlara. Sırf yapay zeka değil, robotik proses automation değil, makine öğrenmesi değil, deep learning değil. Belki öyle bir proje de yaparız diyelim. Sesli düşünüyorum şimdiden. Yani insanlar artık o kadar gerçi şey ki, kendi kendilerini öğrenebilecekleri bir konu. Çok yakınsanmış bir şey. Hani artık söyleyince de biraz ya siz de hep bunu söylüyorsunuz diye ama deprem deprem diyorlar ya Allah korusun olmasın. Yani bu şey bir gerçek. Hani bir yılda 4 santim kıtalar hareket ediyor. Bir saniyede veriler öyle bir hareket ediyor ki hani yapacak hiçbir şeyiniz yok. Finansta da çok fazla veri var. Ve benim gördüğüm en büyük gol yiyecek insanların şu olduğunu düşünüyorum ben. Finanstakilerin en büyük güvendiği iki bilgi var. Bir, vergiyle ilgili hani o konuyu bilenler diyor ki ben bunu iyi yorumlarım. Ben makine falan anlamam arkadaş diyor. İkincisi diyor ki ben diyor öyle bir raporlama yaparım ki karışık. Benim diyor linklerim falan sayfalarca oturup kimse onu anlayamaz diyor. Bu iki bilgi de çok kolay çözülebilir. O yüzden böyle saatlerce bir rapor yapanlar, hani uzun süre bir vergiyle ilgili bir konuyu yorumlayanlar ve benzeri arkadaşlar, hesap uzmanı arkadaşlarımız da var. CFO tanıdıklarımız var. Bunlar da böyle artık hani dediğimiz gibi bu Amazon'daki kabile gibi kalacaklar. Bir bakacaklar F-16'lar geçiyor. Bu insanlar ne yapmışlar diyeceksiniz. Onu dememek için çok kısa bir eğitimle bence dijital farkındalıkla içe dönüş lazım hocam. Öyle bir öneriyle de ben de naçizane paylaşmış olayım. Süremiz de O az zaman kaldı. sizin eğitimleri almamış olanlar varsa henüz hemen sıraya geçsinler Evet yani. hocam bizim İK, biz İK eğitim veriyoruz. Diğer departmanlara da ben veriyorum. Onun da reklamını yapalım. Onu unutuyoruz doğru. Sizden de keza yapay zeka belki akademisini çağırmayan şirketler varsa diyelim. Ne dersiniz belki? Oralara gelsinler diyelim hocam. Ne dersiniz? Finansla ilgili eklemek istediğiniz var mı hocam? Ya da Konuştuk yapay epeyce hani bayağı bir çerçevesini ele aldık bence. Yeterli olduğunu düşünüyorum konuştuklarımızın.
Peki. Önemli Ben de olan öyle. eyleme geçmek. Yani eyleme geçmiyorsa, hani bunları izleyip konuyla ilgili olup da eyleme geçmiyorsa insanlar, o zaman söylediğimiz sözler boşa. Asıl olay eyleme geçmek tabii. O zaman da şeyi tavsiye edelim. HR-Analytik.com Açık Beyin'de de var YouTube'da. Kariyerde ataleti yenmek diye bir videomuz var. Evet. Ben de geçen denk geldim. Kötü tabii kendi videosuna denk gelmesi insanın. Bir yabancı diyor bu kim falan diye. Fena konular konuşmamışız. O yüzden ataleti yenme kısmı orada. Ama yapay zeka kısmına Mustafa Hoca ile Mustafa Acungil ile devam edeceğiz arkadaşlar. Herhalde 3-4 departmanımız daha kalmıştır. Bu seriye devam edeceğiz diyoruz. Çok sağ olun hocam. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese sevgiler. Hoşça kalın.